İyi akşamlar değerli izleyenler. İbrahim Gökçek'te Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Teşekkürler. Evet, ülser nedir diyelim ve bunun bitkisel çözüm yolları nelerdir? Evet, gastrit, ülser nedir? Mide mukozasının iltihaplanmasına gastrit, mide mukozasında yara oluşmasına ülser denir. Ülser tedavi edilmezse Allah korusun ne olur? Kansere dönüşebilir. Tedavisi neden ülser oluşur? Niçin ülser oluşur? Veya gastrit sebebi nedir? Günümüzde maalesef ne yapıyoruz? Çok ağır antibiyotikler, ağrı kesiciler, antidepresanlar vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanıyor. Herkes ilaç kullanıyor. Kullanılan ilaçlar ne yapıyor? Mide mukozasını yakıyor, kavuruyor. Zamanla çok basit, sıradan bir durumda hemen bakteri, virüs ve mantarlar hassaslaşan, tahrip olan mide mukozasını yerleşiyor. Önce iltihap sonra yaralara dönüşür. Gastritin oluş sebebi %80 Helicobacter pylori isimli bir bakteri sebep olur. Bu bakteri de durup dururken hemen oraya yerleşmiyor. Çünkü hassaslaşan, zayıf olan mide mukozasına yerleşir. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı kılan nedir? Normal olarak mide çok sert bir asit salgılar. Hidroklorik asit. Paslı bir çiviyi dahi saniyede tertemiz eder. Yanlışlıkla kişi metal para yutsa, paslı bir para, saniyede tertemiz eder. O kadar sert bir asittir. İşte bu asite karşı bakteri özel bir sabun köpüğü gibi köpük salgılar. O köpüğün içerisinde gizlenir. Mide mukozasını deler, altına geçtikten sonra faaliyetine başlar yavaş yavaş. Helicobacter pylori sadece midede değil, 12 parmak bağırsak ve 12 parmak bağırsak ve ince bağırsakta da ülsere sebep, yaraya sebep olur, iltihaplanmaya sebep olabilir. Tehlikeli bir bakteri. Bu bakteriyi yok etmek için kullanılan antibiyotikler, Halipak, Tripak vesaire onlar daha tehlikeli. Neden? Midedeki bakteriyi yok etmek için kullanılan kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok eder. Böylece kişi gastritten veya ülserden kurtuluyorum derken çok daha büyük bir felaketle karşılaşır. Bağırsak florası gider. Bağırsaklardaki 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon faydalı bakteri azalırsa yerine mantar yerleşir. Mantarlar etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler üretir. Yani gastritten kurtulayım derken kişi polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi birçok hastalığı tetikleyen, hastalıkları tetikleyen mantar, kandida mantarı özellikle de yakalanır. İtalyan asıllı Dr. Simoncini yapmış olduğu araştırmalarda kanserin sebebinin kandida albicans isimli mantardan kaynaklandığını belgelemiştir. Yani kanseri dahi bu mantar tetikliyor. Sebep oluyor. Şimdi sadece bakteri değil, gastritin oluş sebebi, alkol, sigara, aşırı kimyasal ilaçlar, abur cubur yiyeceklerin içerisinde aşırı kimyasal madde var, koruyucu madde olarak. Bunların hepsi de kimyasal ilaç gibi mide mukozasını yakıyor. Yani sağlıksız beslenme, aşırı ilaç kullanma, bakteri vesaire. Mide mukozası tahriş olur, tahrip olursa ne olur? Mide çok özel bir glikoprotein salgılar. Buna intrinsic faktör denir. Ne işe yarar? Mide intrinsic faktör salgılamasını azaltırsa iltihap veya yara nedeniyle bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe etmekte zorlanır. Kişi de vitamin, mineral, enzim yetersizliği başlar. Bu da ne demek? Bağışıklık sistemi çöker. Tedavi edilmezse mide rahatsızlığı, kişide kansızlık başlar. Hatta ölüme kadar gider. Bu nedenle mide rahatsızlığının
hemen tedavi edilmesi gerekir. Eğer mide rahatsızlığı bakteriden kaynaklanıyorsa ona karşı çok özel bir formülümüz var. Tonik. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Eğer ki gastrit veya ülserin sebebi bağırsaktaki mantarlar mideye de yerleşebilir zamanla. Mantarsa aloe vera kullanmak gerekir. Ona karşı da çok güzel formülümüz var. Nadiren midedeki gastrit ve ülserin sebebi virüs olabilir. Virüs. %10. Eğer ki virüs söz konusuysa o zaman iksir kullanmak gerekir. Yani hastalığın sebebini bilebilirsek bakteri mi, mantar mı, virüs mü veyahut da hiç bunların olmadığı başka bir sebep. Aşırı kimyasal ilaçtan midenin yanması, kavrulması mı? Peki mideden bahsetmişken mide kanaması geçiren bir kişinin tekrar nüksetmemesi için ne gibi bitkisel çözüm yollarına başvurması gerekir? Yani bu da hassas bir konu. Mide kanaması. Şimdi tonik nedir? Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki. Lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller yüzlerce hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar lahanayla. Yani bu lahananın özelliği nedir? Lahananın birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. İlim adamları lahananın birleşimindeki bu maddeyi önce U vitamini dediler, ülseri iyileştirdiği için. Fakat böyle bir vitamin bulamayınca dediler ki ulkus faktör, ülseri iyileştirdiği için. Böyle bir faktör de bulamadılar. Araştırmaya devam ettiler. Sonunda çok hassas bir, hemen bozulabilen bir madde buldular. Amino asit türevi. Metilmetilyonun sulfonyum bromit. Bu amino asit çok hassas. Diyorlar ki bana, biz lahanayı evde alsak, mikserde çeksek, suyunu çıkarsak, içsek iyi gelir mi? İyi gelir de bazı problemler var. Onları gideremezseniz kaş yapayım derken göz çıkarmak gibidir. Tehlikeli. Yani bu nedenle evde lahananın suyunu çıkarıp gastrite, ülsere karşı kullanmak biraz mahsurlu. Neden? Onu da şundan. Lahananın birleşiminde vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire binlerce etken madde var da bir de çok az miktarda tiyosiyanat var. Tiyosiyanat nedir? Tiroid bezine, iyot akışı, şuradaki tiroid bezelerine iyot akışını engeller. Yani kişi uzun süre lahana suyu içerse guatra sebep olur. Bu nedenle Karadeniz bölgesindeki yaşayan insanlar çok kara lahana yerler. Kara lahana çok güzel, tatlı bir sebze ama çok yüksek oranda tiyosiyanat içerdiği için fazla yendiğinde ne yapar? Guatra sebep olur. İşte biz bu Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler ve Profesör Doktor Miller'in yapmış olduğu buluşu biz ne yaptık? Daha etkili ve zararını yan tesisini ortadan kaldırdık. 19 çeşit bitkiler. Mesela laden gülü. Laden gülü indometesin, fenilbutason gibi etken maddeler içerir. Bunlar midedeki Helicobacter pylori öldürücü özelliğe sahiptir. Yani gastrite karşı etkili. Bununla ilgili Eskişehir Anadolu Üniversitesi klinik araştırması yapmıştır. Belgelemiştir. Bağcılardan bir hanımefendi dedi ki 15 yıldır o yasak, bu yasak, şu yasak hiçbir şey yemiyorum. Hayatım perişan. Her şey yasak. Bazı şeyler haşlayarak yiyorum korkudan. Dedim ki 6 haftada taş olsa yesen bir şey olmaz dedim. Ben sana bir formül. Tonik kullan. Tonik kullandı, kullandı. 15 gün kullandı. Geldi dedi ki ben kullanmak istemiyorum artık. Neden? Dedi ki soğan yemiyordum yiyorum, bulgur yemiyordum yiyorum, et yemiyordum yiyorum, her şeyi yiyorum. Taş olsa taş yiyorum. Dedim ya 15 gün az, siz yine 6 hafta, 7 hafta. Şöyle iki ay kadar devam ediyor. Yok yok. İhtiyacım yok. Kalmadı.
Yine hastalanırsam gelirim bir ara dedi. 15 günde hiçbir şey kalmadı. Zaten ne diyorum? Başına da söylemiş olduğum gibi Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde yüzlerce hastayı lahana ile tedavi etmişler. Biz ne yaptık? Yan etkilerini ortadan kaldırdık. Daha etkili hale getirdik. Mide için etkili olan diğer bitkileri de buna ilave ettik. Ladengülü gibi. Ladengülü'den mide için kimyon gibi vesaire. Yani midedeki kanama farklı bir durum. Mide kanaması varsa her türlü kanama fark etmez. Mide kanaması, bağırsak kanaması, hemoroidden dolayı kanama, bayanlarda yoğun adet görmeden dolayı kanama, burun kanaması, kanama fark etmez. Her türlü kanamaya karşı çok güzel bir bitki var, çoban çantası. Biz bununla ilgili çoban çantası forte diye bir formül geliştirdik. Birleşiminde gutokola denen bir bitki var. Bu da Hindistan'da yetişir. Gutokola centella Asia latincesi. Onun ekstrası, civan perçem ekstrası, sarı kantar 19 çeşit bitki ekstrasından oluşan çoban çantası forte diye bir formül geliştirdik. Hemoroide karşı etkili, hemoroidi yok eder. 6 hafta, 7 hafta. Hiç kanama deyince hemoroide girdik. Bununla da ilgili hemoroide girmişken onu da kısaca geçeyim. Profesör Japon asıllı iki profesör doktor, Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Kora'da çoban çantası otu ile ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmalarda hemoroide karşı etkili olduğunu, kanamaları önlediğini belgelemişlerdir. Alman asıllı iki profesör doktor, Profesör Doktor Wiesner, Profesör Neumann ise bunların hepsi benim bu kitapta yazar. Detaylı bilgi var. Onlar da çoban çantası ile ilgili yapmış oldukları bir araştırmada çoban çantası otunun birleşiminde çok özel bir peptin keşfetmişlerdir. Bu peptin her türlü kanamayı durduruyor. Ya, mükemmel. Kanama, her türlü kanama. Burun kanaması, rahim kanaması, hemoroidden dolayı kanama, ülseratif kolitten dolayı kanama, morbus Crohn'dan dolayı kanama, mide kanaması, kanamaların her türüne etkili ve bu klinik araştırmalarla da etkisi ispat edilmiştir. Ne kadar sürede kullanılması gerekiyor? Biraz önce söylediğiniz 15 gün kullandı, iyileşti ama ortalama bunun kişiden kişiye değişiyordur ama ne kadar süresi? İşte bu bayan çok ağır hastaydı. Yani yıllardır bir şey yiyip içemiyor, 15 yıldır. 15 gün sonra bıraktı. Aslında 1,5-2 ay devam etmesi gerekir ki rahatsızlık 6 ay sonra, 1 yıl sonra nüksetmesi. Fakat o bayan aradan 3 yıl geçti, hala hiçbir rahatsızlığı yok. Evet. Arayıp sormadı bizi. Aradı. Demek ki hastalansa arayacaktı bizi. İyi. Evet. Sağlığı sıhhati yerinde demek. Sadece o değil, yani yüzlerce araştırma var. Klinik araştırması var. Gastritle ilgili, hemoroidle ilgili. Evet, kas erimesiyle devam edelim. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Evet, iki türlü kas erimesi var. Sarkopeni denir bu rahatsızlığa, kas erimesi. Bir, edinsel, yani yaş 50'li yaşlardan sonra yavaş yavaş kişinin vücudundaki kas kütlesi yavaş yavaş azalmaya başlar. 70 yaşına doğru geldiği zaman kişi bünyesindeki, vücudundaki kas oranı %50 eriyebilir. 80 yaşını geçtiği zaman kas oranı aşırı erimesinden dolayı 80 yaşındaki insanların çoğu artık, yani %50'si, 80 yaşına gelenlerde %50 yürümekte, merdiven çıkmakta, konuşmakta, yutkunmakta, yatağında sağa sola dönmekte vesaire birçok rahatsızlık ortaya çıkabilir. Kaslardaki zafiyetten dolayı 80 yaşını geçen insanların maalesef %50'sinde bu artık bir vaka. Kas erimesinin bir diğer türü ise kalıtımsal, yani genetik, aileden gelen. Protein salgılayamıyor hücreler, özel bir protein,
Tenzetofoni. Şimdi bu protein yetersizliği nedeniyle genellikle 10-11 yaşlarında ortaya çıkıyor kas erimesi. 30 yaşına kadar kişiye işkenceli ağır bir hayat sürdürüyor. Allah korusun, çok kötü. Çocuk mesela yakalandı. 10 yıl, 20 yıl bu işkence gibi hayatı çekiyor. Yani kas erimesiyle yaşamak çok zor. Bugüne kadar kas erimesine karşı modern tıbbın yaptığı hiçbir şey yok. Ne oldu? Şimdi bir hanımefendi gelmişti bana. Moldovyalı, Maria. Kadıncağızın göğüsleri böyle yara olmuş. Mikrop kapmış. Açılmış, kapanmıyor yara. Cerahat akıyor, böyle kazlı bezlerle sarmış. Göğsünden iltihaplar akıyor. Dedi ki, beni de güldürüyorsun. La ilahe illallah mamdırız. Dedi ki, tedavi olabilir mi? Dedim, inşallah bakacağız, göreceğiz. İktir, aloe vera jel, cordyceps forte, spirulina forte. Efendim, mantar çayı, enfeksiyon çayı. Bir de harici olarak sürmek için ozon yağı. Ozon her türlü mikrobu öldürür. Tamam. Kullandı. Yavaş. İyileşti. Kadıncağızın hiçbir hastalık kalmadı. Şimdi bu yaşlı bir Türk bayana bakıyordu. Hatice Hanım. 61 yaşında. Kas erimesinden dolayı yatalak gibi. Hiçbir şey yapamıyor. Her şeye bu Maria Moldova'dan getirtmişler. Ekstra bakıcısı kadın. O 61 yaşındaki bayanın her türlü ihtiyacını o gideriyor. Yediriyor, içiriyor, lavaboya götürüyor vesaire. Çok zor bir durum. Demiş ki ya senin yaraların, iltihapların ne oldu? İyileşti. Nasıl? Gökçek iksir, gökçek aloe vera jel. Bana yardımcı olamaz mı bu beyefendi? Bilmiyorum, sormadım. Sor bakayım. Gel, beni ara. Dedi ki yardımcı olabilir misiniz? İnşallah dedim. Deneyeceğiz, bakacağız. Daha önce böyle birkaç vaka oldu. Kas erimesi, zafiyeti olan iyileştirdik. Mesela Konya'da bir hanımefendi böyle televizyon seyrederken veya sohbet ederken veya otururken kafasını tutamıyor. Bir bu tarafa düşüyor kafası. Yastık kuyuyla bir bu tarafa düşüyor. Zorlanıyordu böyle. 6 haftada kafasını tutar hale geldi. Kasları aşırı erimekte. Konuşmakta zorlanıyordu. Kendine geldi 6 haftada. Öyle birkaç vaka yaşamıştık. Dedim ki birkaç vaka var ama bu ağır bir durum. Bakacağız, göreceğiz. Denemeden olmaz. Evet, kullandı işte iksir, aloe vera jel, cordyceps, spirulina kullandı. Aradan zaman geçti. Bayan ben arada, Allah sizden razı olsun, artık yavaş yavaş ev içerisinde dolaşır hale gelmiş. Yani ya. Yemeğini yer hale, kendi kendine hareket edebilir hale gelmiş. Düzelmiş. Yani çok sevindim. Kas erimesi çok çok ağır bir rahatsızlık. Böyle bir rahatsızlığı iyileştirebilmek yani mükemmel bir gelişme. Bunu başardık çok şükür. Böyle birkaç vakamız var kas erimesi zafiyeti olan. Kas erimesi protein neden oluşmuyor? Bağırsaklardan vitamin, mineral, enzim gelmiyor. Karaciğer enzim salgılayamıyor. Bunun önüne geçmek için neler yapılmalı yiyecekler açısından? Ne gibi besinler tüketilmeli? Konunun başında söylemiştim. Midesinde kişinin gastrit, ülser veya ağır bir rahatsızlık varsa midede intestinal faktör salgılayamazsa mide. Bu bir anahtar, düşünelim. Bağırsaklardaki bütün vitamin, mineral, enzim vesaire bağırsaklardaki virüs denen kanallardan geçecek, kana karışacak, karaciğere gelecek. Geçebilmesi için anahtar lazım. İşte midenin salgılamış olduğu intrinsic faktör nedir? Anahtardır. Midede problem olduğu zaman bağırsaklar vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. Bağırsakta problem olur. Bağırsakta problem olduğu zaman karaciğer vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Nasıl enzim salgılayacak? Ne yapacak?
bir şey yapamaz çünkü madde eksik. Bu şuna benzer. Helva yapmak istiyorsunuz. Yağ eksik veya şeker eksik veya un eksik. Bir şey eksik olursa helva yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Yani helva yapacaksınız, malzeme olacak. Karaciğerde enzim yapacak ne lazım? Malzeme lazım. Malzeme nedir? Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire. Ortada bir eksiklik var. Eksikliğin sebebi mide bağırsak. Mideyi bağırsakları tedavi ettiğinizde karaciğer kendini yeniliyor zaten. Çok kısa sürede. Yani tedavi olmak mümkündür. Önemli olan hastalık sebebini bilmek. Nereye dayanıyor, neden kaynaklanıyor? Evet. Miyom, kist ve yağ bezesinin neden oluşumları ve bunları eritmek mümkün mü? Evet, çok güzel. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör gibi oluşumlar birçok insanda böyle rahatsızlar var. Mesela bugün bir beyefendi aradı. 15 yıl önce bir tane yağ bezi varmış. Ameliyat ettirmiş. Ameliyat olduğu zaman yağ bezi genellikle çoğalıyor. Şimdi diyor vücudunda 200 tane yağ bezi. 200 tane. Her tarafı bilya gibi. İri ufaklı, ceviz kadar, bilya kadar, daha fındık kadar, iri ufaklı, büyük küçük, 200 tane. Ameliyat olduğu zaman ne oluyor? Bir tane ise bir sürü ortaya çıkıyor. Neden yağ bezi oluyor? Veya kist? Biz yapmış olduğumuz araştırmalarda bakıyoruz, yağ bezi, miyom, kist olanlarda genellikle karaciğer değerleri yüksek veyahut da kolesterol, lipid, triglis yağlar yüksek. Karaciğer, yani bağırsaktan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Kanda dolaşan artık maddeler neye dönüşür? Kist, miyom, nodül, yağ bezi tümörü dönüşür. Dönüşüyor. Yani bunun insanın sağlıksız beslenmesi mide ve bağırsaklarındaki zafiyetten dolayı karaciğer yavaş yavaş yağlanır. Karaciğer yağlandığı zaman artamadığı toksik maddeler yağ bezine dönüşüyor. Depolanıyor oraya, buraya, şuraya. İnsanlar mesela arabası var, arabasının motorunun yağına bakıyor, yağını kontrol ediyor. Kirlendi mi diye. Ama kanını ne yapıyor? Unutuyor. Kan kirli mi temiz mi? Onu unutmuyor. Unutuyor. Unutmayacaksın. Kan kirli mi, temiz mi? Arada bir tahlil yaptırmak lazım. Karaciğer değerleri, kolesterol, lipid, triglis vesaire, ona göre tedbir almak gerekir. Erken. Ne kadar erken tedbir alınırsa tedavi de o kadar kısa sürer. Geç kalınırsa o süre uzar. Aslında yağ bezi oluşuyorsa kişi de iyidir. Neden iyidir? Yağ bezi oluşmasaydı o kişi de beyin damarları daralırdı. Beyin kanı, beyin damarlarındaki efendim yırtılma veya oluşan anevrizma, baloncuk nedeniyle beyin kanaması geçirebilirdi. Çatlaması nedeniyle veyahut da. Kalp damarlarında yağlanma, daralma, sertleşme olurdu. Kalp krizi geçirebilirdi. Veya diğer organlarda yağlanma olurdu. Burada yağ bezinin oluşması vücudun almış olduğu özel bir tedbirdir. Kendini korumaya alıyor. Yağ bezi şeklinde depoluyor. Depolamasa daha tehlikeli. Kalp krizi, beyin kanaması veya herhangi bir organda aşırı yağlanma nedeniyle işte şeker hastalığı ortaya çıkar. Karaciğer yağlanmasıyla aleti aseti yükselir vesaire. Aslında vücut kendini korumak için böyle oluşumlar depoluyor oraya buraya. Miyom, kist, nodül vesaire nedeniyle. Bize mesela bu nedenle birçok insan geliyor. Bir genç böyle çenesinin altında parmak büyüklüğünde yağ bezi. Dedi ki kaç günde erir? Bu dedim bağışıklık sistemine bağlı. Bünyeye bağlı, kişiye bağlı. Kiminde 3 ay sürer, kiminde 4 ay. Ama ortalama 3-4 ay, bazen 2 ayda olabilir. Bağışıklık sistemi çok güçlüyse. İyi, peki dedi. Şimdi
aldı. İksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, zerdeçal forte. Kullandı. 3 gün sonra beni aradı. Dedi ki bende bu yağ bize eridi. Şaka yapma dedim. Yok şaka yapmıyorum dedi. Ya ben inanamıyorum. 3 günde ermez. Dedi ki ben çok içtim. Yarım çay bardağı içmiş. Günde 5 defa. İçebilirsin ama buna rağmen erimez dedim. Eridi, eremedi. İyi gel bakayım dedim. Geldi, baktım ki gerçekten burada erimiş ya biz. Parmak büyüklüğünde. 3 yaşında bir çocuk. Sırtında 18 santim şöyle futbol topu kadar ya bizi. Çocuk bu 3 yaşında sağa dönse ağrıtıyor, sinirleri sıkıştırıyor. Sola dönse yatamıyor, sağa dönse yatamıyor. Ağız üstü yatamıyor. Ailesi doktora demişler ki doktor ameliyat edersek omurların hemen üzerinde zarar veririz. Bu yaşta olmaz. İşte geçecek birkaç tane bakacağız ileride. Şimdi ameliyat edemeyiz demişler. Bana getirdiler dediler ki ne olabilir? Deneyeceğiz. Ben de bilmiyorum. Çünkü yani çocuk 3 yaşında bu yağ bezi 18 santim. Ne kadar kullanacağız? İksirden işte günde 5-6 defa bir tatlı kaşığı, kahve kaşığı. İksir, aloe vera jel, efendim çay. 3 ay sonra 6 santime kadar küçüldü. 6 santim. 18 santimin 6 santime. 3 ay içerisinde. 6-7 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Çocuk rahat uyur hale geldi. Çocuk hiçbir şey kalmadı. Tamam eridi yok oldu. Yani öyle çok ağır vaka. Hamdolsun. Çok kısa sürede iyileştirdik. Evet, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.